Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre test sayısı 33.170, vaka sayısı 5.138, iyileşen hasta sayısı 542, vefat sayısı ise 95 olarak kayıtlara geçti. Toplam test sayısı 340.380'e ulaşırken toplam vaka sayısı 52.167, vefat sayısı 1.101, yoğun bakım hasta sayısı 1.626, toplam entübe hasta sayısı 1.021, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2.965 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 üniversitenin rektör, dekan ve başhekimleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca burada yaptığı açıklamada, ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hastaların sayısal olarak eksiye düştüğünü söyledi. Esas Türkiye'nin diğer ülkelerden farklılığı olarak gördüğümüz, bugün mesela bunu son bir hafta 10 gün içerisinde daha net görüyor idik. Yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızı düşmüştü, düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü. Yani %3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamadaysa, vaka sayısının test sayısındaki artışla birlikte öngörülebilir düzeyde arttığını belirtti. Bakan Koca, bu artış yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız. Tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte ifadelerini kullandı. Bakan Koca gençlere de şöyle seslendi. Belirti olmaması sizi yanıltmasın. Virüsü yenemeyecek kişilere virüs bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Hareketli günlere mola verin. Bu molada kararlı olun. Mücadelede siz hangi tarafta yer alırsanız şans o tarafta olacak. Bunu unutmayın. İçişleri Bakanlığı 31 ilde hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kurala uyan da vardı, uymayan da. Yasağın ilk gününün geride kalmasının ardından bakanlık açıklama yaptı. Açıklamada 63 milyon 640 kişinin kurala uyduğu belirtildi. Ayrıca kuralı ihlal eden 2756 kişi hakkında işlem uygulandı. İtiraz edersin. Ceza gelmiyor. Zaten öyle bir şey var. Bizim hatamız. Yasak kapsamında 31 ildeki vatandaşların mağdur olmaması için zorunlu ihtiyaçlar Vefa Destek Grubu tarafından sağlanıyor. Otuz bir ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün ikinci ve son günüydü. İstanbul'da her zaman trafik yoğunluğunun yaşandığı yerler bomboştu. Eminönü Meydanı, Zeytinburnu Sahili ve Aksaray Meydanı. Havadan çekilen bu görüntüler İstanbulluların yasağa uyduğunu gözler önüne serdi. Dünya genelinde koronavirüs 1 milyon 750 binden fazla kişiye bulaştı. 400 bine yakın kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. Koronavirüsle mücadele sürüyor. Covid-19'da yarım milyon vakayla birinci sırada bulunan Amerika, ölü sayısında da 20 bine yaklaşarak İtalya'yı geride bıraktı. Böylelikle Amerika, dünyada en fazla kişinin öldüğü ülke oldu.
Avrupa'da son 24 saatte ölenlerin sayısı ise şu şekilde. Hollanda 1316, İngiltere 917, Fransa 643, İtalya 619, İspanya 510, İran 125. Salgının vurduğu Hindistan'da da sokağa çıkma yasağı uzatıldı. 14 Nisan'da bitmesi beklenen yasak 2 hafta daha uzatıldı. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Afrika'da da halk zor günler geçiriyor. Birçok insan çalışamadığı için açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Gıda yardımı yapılırken yaşanan bu izdihamsa durumun boyutunu gözler önüne seriyor.